Değerli Tekelti TV takipçileri, Kültür Pınarı programından hepinize merhaba. Ben Pınar Şaylan. Bugün ülkemizin güzellikleri ve kuş yaşam alanları ile ilgili bir soruyla karşınızdayız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın kuş bilimi alanında önemli merkezleri arasındadır. Ülkemizdeki tüm kuş türlerinin %70'i bu şehirdedir. Milli Parkı ve Kuş Cenneti, kuşlara kıtalar arası göçlerde dinlenme alanı oluşturmaktadır. Bu yönüyle çok sayıda kuş bilimci ve kuş fotoğrafçılarını ağırlamaktadır. Evet, siz de merak ettiniz değil mi? Bu güzide şehrimiz neresi acaba? A. Bursa, B. Ağrı, C. Iğdır, D. Van. Evet, doğru cevap C seçeneği Iğdır olacaktı. Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Cenneti ve Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda da ender görülen birçok tür yaşıyor. Farklı noktalarında yapılan araştırmalarla da kuş yaşam alanları listelerinde yer alan Iğdır, bu yönüyle kuş bilimcilerini ve kuş fotoğrafçılarını ağırlıyor. Bölgede kuş bilimi alanında çalışma yapan Koç ve UTA Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Çağan Şekercioğlu, Iğdır'ın kuş bilimi için Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yerlerinden biri olduğunu söylüyor. Özellikle Aras Kuş Cenneti olarak tanınan Aras Kuş Halkalama ve İzleme İstasyonu'nun birçok başarıya imza attığını anlatan Şekercioğlu, Türkiye'deki kuş türlerinin 2/3'ünden fazlasının burada tespit edildiğini ifade ediyor. Şekercioğlu, Iğdır'ın yüz ölçümünün küçük olmasına karşın birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, denizi olmamasına ve Türkiye'nin yüz ölçümünün %2'sini kapsamasına rağmen Iğdır'da Türkiye kuş türlerinin yaklaşık %70'inin yaşaması, Iğdır'ın ne kadar zengin ve kuşlar açısından ne kadar önemli bir yer olduğunu ifade ediyor. Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ayşegül Çoban ise, bölgedeki 13 yıllık bilimsel çalışmalar ışığında kuşların Iğdır üzerinden göç ettiğinin ortaya çıktığını, bunun da Iğdır'ın dünya genelinde bilimsel ve ornitolojik çalışmalar açısından ne kadar önemli bir alan olduğunu gösterdiğini belirtiyor.